almak çok iyi. Şu an çok mutluyum, heyecanlıyım. Tekrar yeni hayatıma başlıyorum. Şehit ailesi için teşekkür ederim. Bir tane daha kardeşim oldu. İlk kat bulunduğunda çok heyecanlandım. Ama kısmet değilmiş işte, olmadı. Sonra bir daha çıktı. İkincisinde oldu inşallah. Böyle. Biraz uzun zaman oldu ama beklemek. Allah onlara da ikinci bir şans verilir. Çok mutlu olurum. Nakilleri bağışlayın lütfen. Bence çok iyi bir şey. Bir insana bir ikinci şans daha veriyoruz. Çok iyi. Akciğerimiz uyuyor. Akciğerden daha almayalım. Durumumuz çok iyi şimdi. Bu gidişle. Şimdilik iyiydi. Kendini bazı yani hadisler çok iyi gittiğini söylediler doktorlar. Yakın zamanda servise çıkacağız. Daha iyi olacağız Allah'ın izniyle. Bu mutluluk çok güzel bir mutluluktur. Babası iletişim kurdu da ben daha çok yeni olduğu için iletişim kuramıyorum. Biraz zaman geçince iletişime geçeceğiz biz. Geçeceğiz, hasta iyileşince de gidip göreceğiz, ziyaret edeceğiz, mezarına gideceğiz. Allah izin verirse o günlerde gösterecek Cenab-ı Allah. Bağış çok önemlidir. Buradan her kişiye duyarlılıkla sesleniyorum. Ancak her kişi yaşamakla yani bağış yapmak sorun değil. Duyuyoruz, görüyoruz. Her zaman bağış yapmak önemlidir. Buradan herkese sesleniyorum. Bağış yapalım. Her zaman duyarlı olalım. Bu bağışlar çok önemlidir. Anne olarak ben ancak bunu anlatabiliyorum. Çekmek zordur. Ancak yaşarsan biliyorsun bu durumları. Başka türlü hiç bilemiyorsun. Çok zor. Anlatmakla bitmez. Hastaneye yattığımızdan beri 6 ay oldu biz. Ondan evvel de geldik gittik. Bayağı sıkıntı zamanlarımız oldu. Yani çok zor. Geldik gene işte beklemek çok zor. Ne diyeyim? Nasıl olsa. Ben o an için her şey benim oldu sandım. Oğlumun mutluluğu benim için çok önemlidir. Her kişinin evlatı her kişiye çok kıymetlidir. Ama ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradan onlara çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah sabır versin ailesine. Binlerce şükürlerimi iletiyorum. Tekrar buradan onlara Allah razı olsun. Her kişiye buradan böyle kişilere karşılaşmak nasip etsin. Bağış yapanlara buradan sesleniyorum tekrar. Çok bekleyenler var. Onların için de çok önemli bunlar. Bağış yapmak çok önemlidir. Bekleyen nice hastalar ancak gelip görürseniz bilirsiniz. Hiç görmedik sürece bilemezsiniz bunları. İlk doyduğumda dünyalar benim oldu. Bir taraftan üzüldüm, bir taraftan sevindim. Hiç bunlar bir bambaşka duygudur. Kalp nakli yaptığımız hastamız 21 yaşında. Birkaç yıldır bizde kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. 2 yıl önce de kendisine yapay kalp takmıştı. Ama 8 aydır bizde yapay kalpli olmasına rağmen gelişen komplikasyonlar nedeniyle kalp nakli sırasındaydı. Çok şükür şehidimizin kalbini dün kendisine transplantasyon yapma imkanı buldum. Şimdi durumu iyi. İnşallah bundan sonra tedavisini sürdüreceğiz. Kalp nakli yoğun izlenmesi gereken bir durum. Hastanın kullanacağı ilaçlar var, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, doku reddinin önlenmesi, yaşamının optimal düzeyde sürdürülebilmesi için bizim yakın izlemimizde ilaç tedavisi kontrollerle yaşamını sürdürecek.